yaşamaktan. Güneş doğsa da olur dersin, doğmasa da. 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 Elemanı olduğunu bile bile neden sakladın? Arkadaşımdı. Senin de aynı örgütten olduğunu söyledi. Neler neler çektiler bilsen abi. Zordu işte. Hele ki Fidan ablanın. Efendim? Zor diyordum abi. Zor tabii işi Fidan ablanın. Teyzem de çok çöktü diyorlar. Millet bıktı dedikodudan. Sustu iyi ki. Diliyle öldürür bunlar adamı abi. Diliyle şerefsizim. Thank you.
Tanrımıza hamdolsun! Milletimiz var olsun! Afiyet olsun! Sağ ol! Afiyet olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin oğul. Thank you.
Niye zahmet ettin yenge? Yolda yedim ben. Yeniden ısıtacağını bilemedim. Yordum seni, kusura bakma. Oğlan yattı mı? Sayacaklar! Sayın var arkadaşlar! Sayacaklar bizi arkadaşlar! Arkadaşlar sayılacağız! Sayacaklar bizi! Bizi sayacaklar! Sayılacağız arkadaşlar! Bizi sayacaklar! 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 Biri konuşuyormuş gibi duydum gelin. Kim geldi? Namazdasın diye seslenmedim. Kimdi o? Hüseyin, Hüseyin Dana. Oğlum! Gelsene! Daha ne bekliyorsun? Saatlerdir ağlayıp dururuz ayrı odalarda. Gel, gel artık! Birlikte ağlayalım oğul! Yoksa benim mi ayağına gelmemi istersin? (Gülüyor)
Kim acaba bunun afrası tafrası? Daha yeni çıktı damdan. Belli ki yenile uçan, uçmaya çalışan bir sığırcık yavrusu daha o. Üstüne varma, büyüksün sen. Hep onu kayırdın, hep onu korudun. Küçüktü kızım, daha babasına doyamadan 11 yaşında yetim kaldı yavrucak. Yılmaz, gel buraya! Buraya gel dedim sana! Yenge! Sen karışma! Yenge, lütfen! Yılmaz, çabuk aç şu kapıyı! Kapıyı aç dedim sana! Aç! Açlıyorum! Bir tek Yılmaz mı açmayan kapıyı insanlara? Bir tek o mu? Söyle gelin! Bir tek bacak kadar çocuk mu kapısını dünyaya kapatan? Söyle! Anlamazlar, laf ederler, anlamazsın. Çare değildir susmak, savaşmak. Derdini anlatmak zorundasın. Çare değildir susmak, savaşmak. Derdini anlatmak zorundasın. En sessiz yerdir mezarlık. Allah'ın bol, insanın kıt olduğu yerdir. Seni bir yerlerden gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. Nesin, necisin? Kimlerdensin? Ne ararsın bu genç yaşında bu mezarlıkta? Sevdalı mısın? Yaralısın o zaman. Derdinin devasını dünyada ara o. Ölülerden medet umma. Onlar bilseler bile söyleyemezler ki sana. Kimlerdensin bakayım, söylemedin daha adını. Yoksa sen küçüğü müsün? Başın sağ olsun oğul, bağışla tanıyamadım. İçeride demişlerdi senin için, demek çıktın, geçmiş olsun. Bir adam babası ölünceye kadar erkek sayılmaz. Adam babası ölünceye kadar erkek sayılmaz. Biz artık erkeğiz. Toparlan hadi.
Geçmiş olsun Hüseyin. Sağ ol. Seni görmeme izin verirler. Soyadımızı dersin. Benimle evlenir misin? Deli bu kız. Benimle evlenmek istiyormuş. Bağışla oğlum. Bağışla şu kocamış anacığını. Bir türlü külleyemedik acımızı. Kim bilir, belki de sen haklısındır. Alışamadık daha. Bağışla oğlum. Bağışla anacığını. Olmalısın. Haklısın. Ama yine de çıktığında uğrayabilirdin bana. Seni hiçbir şeye, hiçbir zaman zorlamadım ben. Zorunluluktan doğmadı sevgimiz. Ama evliliğimiz bir zorunluluktu. İşte Hüseyin, bu Şükran. Memnun oldum. Ben de. Sizi sanki yıllardır tanıyor gibiyiz. Abim o kadar çok anlattı ki sizi. Ben de anlatılacak ne bulur bu oğlan bilmem ki. Yadigar iyi bir yazar olabilir sanırım. Korkunç derecede ayrıntıları hatırlayan bir belleği var. Haklısın Şükran. Yine bir ayrıntıyı hatırladım. Şükran acayip kahve yapar. Nasıl olsun kahveniz? Az şekerli olsun. Biz mütevazı insanlarız. Affedersiniz, döktüm galiba. Al canım. Şimdiki kahveler de hep dökülüyor canım. Ne sulu şeysin sen. Size üniversitede bunları mı öğretiyorlar Allah aşkınıza? Biz eski nesiliz muallime hanım. Yeni nesil sizin eseniz olacaktır. Şaka bir yana, ölüm korkusuyla iç içe yaşayıp eğitimini tamamlayabilmiş ender kişilerdeniz biz. Her sabah uyanıp bugün de ölmedim anne demenin ne olduğunu o cehennemde yaşamayanlar anlayamaz Şükran. Diploma törenlerinden çok cenaze törenlerine katıldık biz. En yakın arkadaşlarımızı da
Kes artık Yadigar. Ne oldu böyle birdenbire? Birkaç ay önce çok sevdiği bir arkadaşını vurdular gözü önünde. Git amcanı çağır. Amcan niye hapiste senin? Anarşist senin amcan, anarşist! Katil senin amcan! Babanı amcan öldürdü! Amcanı çağır dedim sana. Ne var? Diye evlenilir mi bir kızla? Evlenmişiz ki daha abi. Nişan, nişan. O ne gözlerdi be abi, ha? Gözler, gözler. Ha, ne tamam. Gözler ama abi, Allah aşkına tamam. Söylesin. O gözler... gözler ne var değil mi? Ama ne gözlerdi Allah aşkına söylesin. Ne güzel gözlerdi onlar. Oldu. Müthiş güzel gözlerdi. Müthiş müthiş güzel. Aşk olsun Aziz. Koca adamsın. Bu kadar içirilir mi bu çocuğa? Susturmak için içirilir tabii. Bir tutturdu gece boyunca bir göz hikayesi. Herhangi bir göz değil abi. Şükran'ın gözleri yenge. Şükran'ın Şükran'ın gözleri. Tamam, tamam anladım. Evet, tamam. Tamam oğlum. Zıkkımın tekini için he mi? Bana çekecek değilsiniz ya. Öpeyim anne. Tüh senin yaşına başına Aziz eşeği. Bacak kadar çocuğa içirilir mi? Ayaklarını kes de beşiğe yatır bari. Bak terbiyesize bak. Al sana. Utanmaz seni. Anne ne yapıyorsun ya? Hadi kalk sen de yatayım. Bir gözleri var yenge. Bir gözleri var. Tamam, tamam. Bir gözleri var ki... gideceksiniz istemeye değil mi? Gideceğiz. Hele sen yat uyu biraz. Yo, bırak beni. Ben kendi kendime yatarım. Peki, peki. Tamam. Tamam. O kızı alın bana yenge. Alın. Hoppa.
Niye yatmadın yenge? Sana enişte mi diyeceğiz bundan sonra? Yok, abi desen de olur. Allah! Hüseyin Bey evde mi? Evde. Buyurun, kimi aradınız? Hüseyin Bey efendim. Koş uyandır amcanı. Hadi koş. Efendim, Hüseyin Bey'in bir emaneti vardı, onu getirdim. Ne var? Biri bıraktı bunu sana. Kim? Tanımıyorum. Deli bu herif, zır deli. Nedir? Ne oluyor? Kimdi gelen oğlum? Eski bir arkadaş, hep derdi de inanmazdım. Büyük bir ihaleye kazanmış. İlla beni de çağırıyor inşaatın başına. Çıktığımı duymuş da. Sözünün eriymiş demek. Hayırlısı olsun oğlum. Hep böyle oturacak değilsin ya. Evet öyle. Neredeymiş bu iş peki? İstanbul'da. Bir de araba yollamış, reddetmeyeyim diye. Deli herif. Çaylar iki oldu. Banka mı soymuş? Bomba atmış diyorlar. Vay canına. Yazık Azize. Onca emek verdi. Babalık etti oğlanı. Hasarlar garanti. En azından müebbet. Hiç de kötü bir çocuğa benzemiyordu. Ne oldu oğlum? Gidiyor anne, amcam gidiyor. Korkma yavrum, gitmez bir yere. Gidiyor, gidiyor. Kes ağlamayı. Hele bir yol nedir, ne değildir öğrenelim işin aslını. Bu ayın 14'ünde mahkemeye çıkartacaklarmış. Gider görürüz. Vay başımıza gelenler.
Ahir ömrümde bunu da mı göreceksin? Ana sus kurban olayım. Kafamı karıştırma. Öbür güne hazırlan sen de. Bacını mı çağırsak ne etsek ki? Şükran'a da haber vermek lazım. Ben bir koşu telefon edip geleyim. Hem bizim bileti de alırım öbür güne. Sıkma canını. Yiğit olanın her iş gelir başına. Annem nasıl? İyi. Gerçekten iyi. Yılmaz. O çok üzgün. Geleceğim diye tutturdu ama istemedi babası. Şükran da dışarıda. Almadılar görüşe. Soyadı tutmuyormuş da. Kaşkol örmüş sana. Bir de kazak. Şükran diyor ki eğer diyor kızmazsa evlenelim onunla. Hani soyadı için. Biz pek sık gelemiyoruz. O hiç olmazsa burada. Bilmem ki. Yine de sen bilirsin tabii. Düğün masrafından kurtulmak istiyor abim tabii. Değil mi yenge? Bak, bu olmadı yenge. Hani ağlamak yoktu? Evlen onunla Hüseyin. Çok özledi seni. Yazıktır. Haftada bir yüzünü görür hiç olmazsa. Çıkınca sana al nişanlı bir düğün yaparım. Söz. Yenge, hele bir mahkeme sonucunu alalım da... ...ondan sonra düşünürüz. Değil mi abi? Sen bilirsin kardeşim. Sen nasıl istersen öyle yaparım. Benim Aziz abi, yadigar. Hayırdır yadigar? Ne oldu? Ne bu halin? Sorma abi. Üşümüşsün sen. Dur bir çay yapsın yengen. Zahmet olmasın. Hoş geldin yadigar. Hoş bulduk abla. Ne o hatun, makasla doğrayacak mıydın oğlanı? Öyle deme Aziz, çok kötü günlere kaldık. Daha geçenlerde koskoca profesör kapısını... Neyse, gevezelik ettim. Ben bir çay kaynatayım. Karnın da açtır senin. Yok. Açtır, açtır. Aranıyorum abi. Tutuklama emri var.
İstanbul'da duramazdın tabii. Evet tabii. Benim saklanmak istediğim insanlar kabul etmediler. Ben de kalabileceğim yerlere güvenemedim. En iyisi uzaklaşmak dedim, buraya geldim. Eğer istemezsen... Saçmalama! Abi beni bir an önce dışarıya yollaman lazım. Buralarda durucu değilim. Ben Hüseyin gibi değilim, dayanamam içeriye. İki günde cesedim çıkar, biliyorsun. Bunu biliyordun da ne diye bulaştın diyeceksin abi. Haklısın. Gönlümle mi oldu bu işler sanırsın? Bizi bize bırakmadılar ki abi. Ya ondan ya bundan dediler. Arada kalamazdık tabii. Hüseyin'i de ben bulaştırdım bu işlere, biliyorum. Utanıyorum abi sizden. Ama gidecek yerim yok. Aldırma. Buluruz bir çaresini. Hüseyin nasıl? Kızıyor mu bana? Şükran nasıl? Epeydir görmüyorum abla. O niye o? Aynı evde kalmıyor musunuz? Yok abla. Ben şantiyedeyim. Pratik için. Annemdir, namaza kalkıyor. Yoldan geldin. İçeri uzan istersen Yadigar. Uzan dinlen. Ben de bu arada bakınayım sağa sola. Bakarız çaresine, merak etme. Korkuyorum Aziz. Bu oğlanın hali hal değil. Ne istiyor senden? Yok bir şey canım. Büyütme sen de. Kovboyculuk oynuyorlardı hakiki mermilerle. Oyun bitti. O kadar. Hadi kaldır oğlanı artık. Gün doğdu, geç kalmasın okula. Hadi. Peki, olur. Yine yıkamadın yüzünü değil mi? Yıkadım be baba. Peki o burnunun üstündeki kir ne? O dünkü kir be baba. Seni kerata, hadi yıka bakayım. Niye kalktın bu saatte? Kötü bir rüya mı gördün? Ne oldu Yılmaz? Ne var? Gitme amca! Ne olur gitme amca! Ne olur gitme amca! Hüviyetler hazır olacak değil mi abi? Hazır olacak dedik ya, merak etme.
Güvenilir mi abi bu adamlara? Yadigar. Tamam abi, sustum. Yadigar, nedir senin bu telaşın be? Bir bit yeniği var sende ama... Yok be abi. Var, var. Bak abi, bu işler senin bildiğin gibi değil abi. O niye o? Biz adam değil miyiz? Anlamaz mıyız yani bu işleri? Estağfurullah, onu demek istemedim. E peki, ne demek istedin? Dişimizden tırnağımızdan arttırarak okutmaya çalıştığımız... Aman abi, dikkat et! Hadi durma, durayım deme! Olur mu oğlum? Durma dedim sana! Saçmalama! Bas kaza! Dönmesini beklerken ölüm abla geldi. Yadigar vurdu dediler. Bilemedik aslını. Araştırmadık da. Ne dedilerse inandık. Sustuk kaldık çaresiz. Annem. Bitti. Gün boyu ağlar oldu. Yılmaz. Okulu bıraktı. Anarşistin oğlu diyorlarmış. Babanın ölümüne amcan sebep oldu diyorlarmış. Doğru. Başın darda kalınca abime git dedim Yadigar'a. Nereden bilebilirdim ki yenge? Gelme yenge bir daha. Bunca yolu tepip gelme buralara. Bir suçlu, bir sebep arıyorsan... benim o suçlu. Benim yüzümden tüm bunlar. Benim yüzümden. Yukarıda. Ne kadın oğlum? Kim geldi? Yılmaz sen? Okula gitmiyorum ben. Niye? Yardım edeyim mi abla?
Anne, hadi gel seni yatağa götür. Sağ ol evladım. Telefonlu Şeref'in. Ben postaneye gidiyorum gene. Bir arkadaşı Hüseyin'e arabayla para göndermiş. Müteahhit miymiş, neymiş? Şeref'i tanırım anne. Hüseyin'in sınıf arkadaşı, bilirim. İnşaatçılık yapıyor, o mu çağırmış? Söylemedi mi sana kızım? Neden bıraktın okulu? Beceremedim. Işığı söndüreyim mi? Hayır. Hiç olmazsa bir süre için. Sonra tekrar yakarım.
Işığı yakayım mı? Hayır. Ne oldu anne? Neyin var yine? Yok, yok bir şeyim kızım. Anne lütfen. Hadi bakayım Yılmaz, sen bahçeye çık biraz. Ne oldu anne? Daha ne olsun be kızım? Ev mi bu? Görmez misin kendi halini? Ya oğlan? Var mı yok mu belli değil. Anne, ne olur açma bu konuyu. Sen büyüksün gelinim. Her zaman gösterdin büyüklüğünü. Karışık bir yumağa döndü düzenimiz. Hep birlikte çözelim düğümlerini ocağımızı. Ya bu garibin ne suçu var? Gelin mi dul mu belli değil yıllardır. Niyeymiş? Nesi dulmuş onun? Önünde sonunda kavuştu işte kocasına. Beğenmiyorlarsa çeker giderler. Onları bağlayan hiçbir şey yok bu evde. Başı bozulan, ocağı sönen benim. Anlamıyorsun yenge. Annem anladı, sen anlamıyorsun. Buradan gitmekle unutmak, acılardan kurtulmak mümkün mü? O aftan yararlanıp çıktı da kurtuldu mu sanki? Senin affetmediğini bildiği sürece bağışlar mı kendini? Günden güne ezilip yok oluyor yenge. Görmüyor musun? Ne yaptığını bilemiyor. Ya biz? Biz ezilmedik mi? Bunca yıldır nasıl yaşadık sanıyorsun sen? Bu yıkılası kasabada dul kalmanın, kadın başına koskoca bir evi geçindirmenin ne demek olduğunu bilir misin? Yeter! Yeter artık yenge. Gerdeğe bile girmeden yıllarca dul kalan benim. Senin hiç olmazsa anıların var. Ama gözünü öylesine kim bürümüş ki farkında bile değilsin. Sözde büyüklük ediyorsun değil mi? Yatağımızı allayıp pullayıp sererek bizi ezdiğini sanıyorsun. Ama bir kez bile örtünmedik daha. Bir kere bile... Yanlış oldu.
Hayırlısı olsun oğlum. Aşın neredeyse vatanın orasıdır derler büyüklerimiz. Biz ayak bağı olmayalım size. Ne beklersiniz başımızı? Bundan sonra gök kubbede bostan olacak değiliz ya. Hayırlısı olsun oğlum, hayırlısı olsun. Bu zamanda çocuklara söz geçirmenin zorluğunu bilirsiniz. Hele babasız çocuk büyütmenin zorluğunu. Okumayacağım diye tutturdu. Ben bir başıma söz dinletemiyorum. Hani başında bir erkek olsa... Baba gibi sayıp belleyeceği biri. İyi bir öğretmenin de eline düşerse... belki yeniden heveslenir okumaya. Amca baba yarısıdır derler. Yenge de yarı ana sayılır. Hele o yenge bizim gibi değil de, bir de öğretmense... o zaman anadan da hayırlıdır adama. Düğünde takacaktık. Abin almıştı. Sizler için. Hiçbir şeyinizin eksik olmasını istemezdi. Ben onların babası sayılırım. Gayrı her şey bana düşer derdi. Bundan böyle kimsenin yeni acılara katlanmaya mecali yok. Biz acıya borcumuzu ödedik. Acılardan bize fazla pay düştü. Ama artık yeter. Yeter artık! Düşersin yollara.
arkada bırakıp sevdiklerini. Ayrılık zor sanat, gözlerde bir damla yaş. Bahar sabahında bir çiçek. Bu kez umutlusun, yaşama sevinci dolu. Güzel günler var görecek. Yaşama sevinci dolu.